Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kumaştan 15 dakikada herkesin dikebileceği overlock makinesiz bir pijama altı dikimini paylaşacağım. Bu kumaşın boyu çok esnemez. Bu ise kumaşın enidir ve çok fazla esner. Enini boyunu bu şekilde bulabilirsiniz. Fazla kumaşımı kesiyorum. Kumaşımın boyu 1 metre, eni de zaten standart oluyor. Bana eni bol olduğu için yanından ziyan olmasın diye enini kestim ve kumaşımı 4'e katladım. Siz yüzü yüzüne bakacak şekilde de katlayabilirsiniz ama şu an yüzü bana bakıyor. Kalıbını sevdiğim pijama altımı tersine çevirdim ve arka bedenini kumaş katına bu şekilde yerleştirdim. Çünkü yanları dikişsiz olacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Uçan kumaş kalemiyle kumaşımın üstünden kalıbını çiziyorum. Dediğim gibi yanları dikişsiz olacağı için kumaş katına yan bacakları yerleştirmeye dikkat edin. A kısmı ve iç bacak kısmı da kumaşın diğer kısmına denk gelecek. Bu kısımlarından keseceğim ve çok pratik, gerçekten herkesin dikebileceği bir pijama altı oluyor. Şimdi kumaş kalemiyle çizdim ve çizdiğim yerlerden 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Kumaşların enleri standart oluyor. 1 metre boy için yeterli olacaktır. En olarak da zaten 46 bedene kadar bu ene sığılır. Kumaşımın cinsi de organik süprem penye olarak geçiyor. Siz aynı kalıptan pantolon ya da eşofman da dikebilirsiniz. Şimdi fazlalıklarını düzeltiyorum ve şimdi kumaşımı bu şekilde açıyorum. 4 kat kumaşımı 2 kat hale getiriyorum. Ön bedene denk gelecek kısım iki taraftan bir tarafı ön beden yapıyorum ve bir parmak kadar, yani 2 santim kadar oyuyorum. Gördüğünüz gibi A kısmından başlayarak bacağın ucuna kadar kesiyorum. Ardından yine ön beden olacak kısmın belini oyuyorum. Çünkü ön bel arka belden düşük oluyor. Böyle 6 santimden başlayarak orta noktaya kadar sıfırlıyorum. Çizdiğim kısmı kesiyorum. Daha sonrasında ön bedenin A kısmını da 1 santim kesiyorum. Ki ön bedende popluk olmasın diye. Ardından kumaşlarım şu an tersi tersine baktığı için yüzü yüzüne bakacak şekilde denk getiriyorum. Siz katlarken bu şekilde katlarsanız benim gibi daha sonrasında değiştirmenize gerek kalmaz. Yani kalıbı çizmeden ve kesmeden yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşı 4'e katlayabilirsiniz. Şimdi yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirdikten sonra A kısımlarından iğneliyorum. İki kısmın da A tarafını iğneliyorum. İki tarafın da A kısmını iğneledikten sonra A kısımlarından dikiyorum. Makinamın esnek dikiş, yani penye dikiş ayarında dikiyorum. Bu şekilde çok sağlam dikilmiş oluyor. Ardından zikzak dikişte yapıyorum. Bu sayede çok sağlam dikişler elde ediyorum ve overlock makinesine ihtiyaç duymuyorum. Böyle esnetildiğinde, çekildiğinde hiçbir şekilde kopma yapmıyor. Şimdi A kısımlarını diktikten sonra iç bacağın ucundan başlıyorum. Diğer iç bacağın ucuna kadar iç bacaklarımı dikiyorum. Yine esnek dikiş ayarında. İğne numarası olarak da 11 numara idealdir. 11 numarayla makinenizde eğer esnek dikiş ayarı varsa esnek dikişle dikmenizi tavsiye ederim. Şimdi belime göre lastiğimi ayarlıyorum. Ardından lastiğimi birleştiriyorum ve 4 noktasına kalemle işaret koyuyorum. Sonrasında belimi 4'e bölerek iğneliyorum. Lastiği düzgün bir şekilde dikmek adına. Lastiği iğneledikten sonra gerdirerek dikiyorum. Burada dikkat etmem gereken kısım, lastiği tam kumaşla dip dibe değil, bu şekilde 1-2 santim pay bırakarak dikiyorum ki daha sonrasında içeri katlayıp tekrar katlamak için gösterdiğim gibi lastiği katladıktan sonra üstünden tekrardan dikiyorum. Bu adımlarda hep penye dikiş ayarıyla dikiyorum sağlam olsun diye. Şimdi paça kısımlarına geldim. Paçaları kıvrılmasın diye ilk önce ince bir şekilde katlıyorum. Bir kere katlayıp dikiyorum. Ardından bir kere daha içeri katlayıp
İkinci kez dikiyorum. Gösterdiğim gibi. Bunu yapmamın sebebi penyelerin paça kısımlarının çok fazla kıvrılması. Bunu yaptığımda kıvrılma gibi bir problem yaşamıyorum. Çünkü overlock makinesi olmadığı için bu şekilde yapabilirsiniz. Bir kere daha katlayıp diktikten sonra üstüne bir de spor dikiş geçiyorum. Yani çift dikiş olmuş oluyor. Ve iç kısımlara da zikzak yaptıktan sonra pijama altım bitti. Ben video çekerek diktiğim için 15 dakikadan uzun sürdü ama az da olsa dikiş deneyimi olan biri 15 dakikada kolaylıkla dikebilir. Hiç bilmeyen de yarım saat 40 dakika gibi bir sürede kolaylıkla dikebilir. Dikmesi gerçekten çok pratik ve bunları dikip kazanç elde edebilirsiniz. Üstelik overlock makinesi olmadan dediğim püf noktalara dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız, yorum ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.